ChatGPT, Google'dan daha iyi olduğu iddia edilen ve eğer ben bir dil modeliyim diye başlayan cümleyi söylemezse neredeyse her soruya cevap veren bir yapay zeka. Ayrıca matematik denklemleri çözebilir, akademik makalelerden senaryolara kadar her türlü metni yazabilir, yeni bir metni özetleyebilir, anahtar kelimeleri tespit edebilir, kod yazabilir, kod hatalarını düzeltebilir, diller arası çeviri yapabilir. Abi Korece yazıyor bu bana. Hayata dair tavsiyelerde bulunabilir, bilmeceleri çözebilir, KPSS'ye bile girebilir, yemek tarifi verebilir, kayıp olan her şeyi bulabilir ve neyin ne işe yaradığını anlatabilir. Peki gerçekten öyle mi? Bugün kendimi yapay zekanın kollarına bırakıyorum. Öncelikle madem o kadar iyi bir yapay zeka, sadece benim sorularım yetmez ona. Sizden gelenlerle başlayalım. Yani doğru soruları da soramamış olabilirim ama madem bu kadar zekisin o zaman gel benim işimi de yap. Mesela bana bir video fikri ver. Tabii ki video üretmek hakkında birçok fikir aklıma geliyor. Örneğin müzeler. İlk videomuz Louvre Müzesi'nde başlar. Müzedeki eserleri şaşırtıcı ifadelerle gezip müzenin tarihini anlatabilir, eserler hakkında bilgi verebilebilir. 2. Videomuz British Museum'da başlar. Buranın içindeki eserler gezilir ve şaşırtıcı ifadelerle. Videonun sonunda kültürel mirasımıza katkıları anlatabilir. Ziyaretçilere konuşup onlar için sunulan aktiviteleri sorabiliriz. Aklımda pek çok fikir var. İstersen seninle daha fazlasını paylaşabilirim. Yani video fikri biraz sallantıda olsa da hikaye, senaryo hatta akademik makalelerde yazıp özetini çıkarabiliyor. O zaman bana sonu şaşırtıcı bir şekilde biten bir hikaye yazar mısın? Bir gün genç bir adam olan Sonu bir kasabadaki küçük bir kafede oturuyordu. Kafede çalışanların hiçbiri ona yardımcı olmuyordu. Çünkü hepsi düşünceli ve ilgisiz görünüyordu. Sonu içeri girdiğinde kafeyi boş ve sessiz bulmuştu. Boş ve sessiz. Aniden kapı açıldı ve içeri bir kadın girdi. Kadın güzel ve nazik görünüyordu. Ama yüzünde bir ifade vardı ki Sonu onu tanıyamıyordu. Kadın Sonu'ya doğru yürüdü ve ona bir not verdi. Not, Sonu'nun en iyi arkadaşının yazdığı bir mektuptu ve ona ölüm haberini veriyordu. Sonu şok oldu ve ağlamaya başladı. O anda kadın ona bir abajur verdi ve ona sıcak bir gülümsemeyle baktı. "Bu abajur arkadaşının size bıraktığı bir hediye," dedi kadın. "Onu sizin için saklayın ve onu her zaman hatırlayın." Sonu abajuru eline aldı ve teşekkür etti. O anda kafedeki diğer çalışanlar da ona yardım etmeye başladı ve ona destek vermeye çalıştılar. Sonu o günün sonunda kafeden ayrılırken daha mutlu ve daha umutlu hissetmişti. O kadının ona verdiği abajurla birlikte arkadaşının hatırasını yaşatmaya karar vermişti. Yani sözleri biraz sıkıntılı gibi uygulamanın ama belki dilcidir kendisi. Şimdi bana bir dil öğretmeye çalışsın bakalım ne olacak. Korece'de merhaba nasıl söylenir? Korece, Kore harfleriyle söyledi. Ben onu nasıl okuyacağım? Koreli birisine nasıl merhaba derim? Merhaba, benim adım Miyazaki demek için... Abi Korece yazıyor bu bana. Korece yazdığı için arkadaşlar, ben de Korece bilmiyorum açıkçası. O yüzden Korece'de merhaba nasıl telaffuz edilir? Bu da son şans artık. Merhaba demek için, ha. Annyeong haseyo. Annyeong haseyo. Annyeong haseyo. Aa, o'yu uzattı bak ulan. O'yu uzatıyor. Japonca'da defol git buradan nasıl telaffuz edilir? Kokokare dateike. Kokokare dateike. Kokokare dateike. Kokokare dateike. O daha kibar söylüyor. Ben biraz daha... Şimdi defol git diyeceksen biraz şey yapmak lazım yani. Yani böylesine gelişmiş bir yapay zekayı çok da dövmemek gerek tabii. Burada hani işin eğlencesindeyim ben. Bana bu cevapları vermiş olabilir ama şansınıza göre aynı soruyu sorsanız bile başka cevaplar da verebilir size. Şans demişken, lotoyu nasıl kazanabilirim? Sen o zaman bana rastgele bir sayı söyle. Sayısal konusundaki bilgisini göreceğiz kuponun tutup tutmamasına göre. Ama genel sayısal bilgisi üst düzeyde. Mesela bir matematik denklemini kolayca çözebilir.
En azından bende sayısal hiç yokmuş. Bu video bize bunu anlatmış oldu. Ben cevabını görmüş oldum. Sayısal demişken kod da yazabiliyor kendisi. Hatta hemen bir oyun yazsın bize. Bana JavaScript dilinde 1 ile 20 arası sayı tahmin etme oyunu yaz. Oyuncunun 20 hakkı olsun, her yanlış cevapta bir hakkı silinsin. Oyuncu doğru cevabı bildiğinde kalan hakkını high score değişkeniyle kaydet ve oyuncuya göster. Böyle boş boş yazmak da olmaz, bakalım doğru mu? Batu, şuna bir bakar mısın? Bu kod çalışıyor mu? Evet, 1 ile 20 arasında bir sayı tahmin edin. Et Batu. 13. Yanlış tahmin. Kalan hakkın 19. Bence sen kalan hakları da bulabilirsin. Gerçekten hem metin yazdı hem de kod yazdı. Yani bu yapay zekanın 10 parmağında 10 marifet. Böyle hamaratlık olur mu diye düşünüyorum ama hamaratlık demişken sen bana böyle yumuşak güzel bir kurabiye tarifi versene. Birisini fazla pişirdik, birisini normal pişirdik. Şunu sizin için alıyorum. Bakalım yapay zekanın bize yaptırdığı kurabiye nasıl oluyormuş. Nasıl Umut? Olmasa da olur ya. Şu yumuşaklığı gördün. Şu yumuşaklığı kestiniz. Bir de bunu yiyorum müsaadenizle. Bu daha güzel. Oyunca daha güzel olacak. Yani en azından lezzetli bir son yapmış olduk arkadaşlar hep birlikte. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenin ve tabii ki düşüncelerinizi yorumlarda da belirtin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.